180 bin kişi karşılıksız çeki hapis cezası nedeniyle diken üstünde. Çeki dönen, karşılıksız çıkan esnaf 5 yıl hapisle karşı karşıya. Mağdurlar bir araya geldi. Hapis cezasının kaldırılması için bir platform kurdu. 5 yıl hapis cezasına karşı karşıyayım. 100 binin üzerinde aile babası hapiste. Şu an cezaevinde. Borç hapiste ödenmez. Benim çocuklarım aylardır baba diye hasret çekiyorlar. Şu çeklerin toplamı maksimum 5 yıl. 3 yıl önce karşılıksız çeke hapis cezası geldi. İş insanları, esnaf, tüccar zora düştü. Asla utanılacak hiçbir şey yapmadık. Sadece borçlarımızı ödeyemediğimiz için iflas ettik. Benim gibi birçok anne şu an çaresiz. Eğer bir çek karşılıksız çıktıysa 3, 2'den fazla çekiniz karşılıksız çıktıysa en fazla 5 yıl hapis cezası var. Arka plandaki işte bu kadar insan da aslında çek mağdurları. Kiminin eşi hapiste, kimi ise hapisle yüz yüze kalmış durumda. İşte bu nedenle aciliyetli olarak yasanın değiştirilmesini ve hapis cezasının kaldırılmasını istiyorlar. Bizler herhangi bir şekilde çek dolandırıcısı değiliz. Olmadık da, olmayız da. Banka faizlerinin çok yükselmesi, kurların yükselmesinden dolayı biz birdenbire bu duruma düştük. Alacaklar tahsil edilemeyince borçlar ödenemedi. 2017'de şirketimi kapattım. Şu anda borcumun 2-2,5 katı kadar benim de tahsil edemediğim alacaklarım var. Çekler karşılıksız çıkmaya başlayınca da 180 binden fazla iş insanı hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. 100 bin liralık bir çek 11 gün sonra 132 bin lira oluyor. Hapse girdiğimiz zaman kim ödeyecek? 2018'in ilk 5 ayında çekleri karşılıksız çıkan kişi sayısı yaklaşık 49 bindi. 2019'un ilk 5 ayında ise bu rakam yaklaşık %70 oranında arttı ve rakam 73 bin kişiye çıktı. Yani hapis cezası aslında pek işe yaramamış gibi görünüyor. Esnafın tekrar işinin başına dönmesi ve aynı zamanda kazanıp borcunu ödemesini istiyor. Hapiste ne yapacağız ki biz? Geride kimse yok. Ticaret de yapamıyoruz. Cezaevinde bulunan yaklaşık 10 bin kişi ve aileleri. Çek mağduriyetinin torba yasaya girmesini, hapis cezasının kaldırılmasını istiyor. 3 yıl, 5 yıl içeriye attıktan sonra, o hapis ortamında çıktıktan sonra, bütün sicilim bozulduktan sonra daha farklı nasıl ticaret yapabilirim? Gözlerine lüks bir spor aracı kesildi.